konuşmalarını gerçekleştirecekler. Konuşmalar sonrasında bir plaketinizdir. Şimdi izninizle ben biraz programa ilişkin bilgiler paylaşmak istiyorum sizlere. Sonrasında hızlı bir şekilde konuşmalarımıza geçelim. O kıymetini kaybetti ve bizler de istedik ki o kaybeden değeri tekrar gündeme getirelim. Çin yerel ve bölgesel kalkınma projelerinin ön plana çıktığı dönemdir. Bu dönemde ülkenin genel ihtiyaçlarını karşılayan makro düzeydeki sorunlar projelere de öncelik verilmiştir. Cumhuriyet tarihinin bu aşamasında bölge bazlı kalkınma projeleri artarak genel ve bölgesel gelişime dair yeni stratejiler geliyor. İnşallah bugüne kadar hep koyunun etinden, sütünden, yününden diye konuşurduk. Artık yünü de bileşenlerine ayırıp, yünün de sağlığından, keratininden, yalıtımından, daha birçok belki nanosundan deyip, bileşenlerine ayırıp hakikaten hayatımıza etkisini de çoğaltıp bu bizlerin bildiği, ben hala etiketlere bakarken konfeksiyonunda zaman zaman umutsuzca da olsa yün arayan bir kişiyim. Dolayısıyla bunu biraz bu sıcaklığı hem tüketiciler tarafında farkındalığını arttırıp hem de genetiğinden belki başlayıp sürü yönetiminden, nerede değer zincirinde problem varsa, gelişim alanı varsa, fırsat varsa bunları tespit edip ekonomimizdeki katma değerini arttırmanın yollarını bulmalıyız. İnşallah ben bu çalıştığım bu konularda önemli tespitlere, önemli bir uygulanabilir bir yol haritasına vesile olacağı kanaatindeyim. Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak bizler hem bölgesel hem ulusal kalkınma sorumluluğuyla yüksek teknolojiden birçok kategoride sektörel bazlı ülkemizin dünya ekonomisinden aldığı paya katkısını arttırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda bölgesel kalkınma da üretilen refahın tabana yayılması da kritik sorumluluk alanlarımızdan birisi. Bu vesileyle buradan çıkacak yol haritasının da güçlü aksiyonlarla desteklenip belki sadece Konya'da değil, sadece KOP bölgesinde değil, tüm ülkemize yansıyacak yol haritalarıyla çıkacak yol haritalarına da olanca desteğimizi vereceğimizi şimdiden ilan ediyorum. Bugün burada yapılacak çalıştayla bugüne kadarki tecrübelerimizi bir taraftan masaya koyarken bir taraftan da ön yargısız bir şekilde yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlayacağımıza inancım tam. %12'si bölgemizde bulunan küçükbaş hayvancılık potansiyelinin ülke genelinde 56 milyonu aşmış olduğunu burada ifade etmek gerekir. Bu büyük potansiyel çoğunluğu et üretimine odaklı olarak kullanılırken süt ve yapağı maalesef gereken ölçekte değerlendiriliyor değildir. Oysa ki dünyada küçükbaş üreticilerinin gelirleri içerisinde yapağının önemli bir payı bulunmaktadır. Ülkemiz yapağı üretiminde dönem dönem ilk 5 içerisinde yer almakta. Buna karşın ürünün katma değere dönüşmesi maalesef ki gereken noktaya ulaşamamaktadır. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ülkemizin değerleri arasında önemli bir milli değer olabilecek olan yapağının nanoteknolojik uygulamalarıyla incelenebilecek boyutlara kadar geniş bir altyapıyı ortaya koyacak bir çalıştayı düzenleyerek bir farkındalık oluşturmak ve konunun katma değere dönüşecek boyutlarını ön plana çıkarmak istemektedir. Bu sayede hayvansal üretim gelirlerinin önemli kalemlerinden birinin de yapağı olması sağlanacak ve hem dünyanın doğal olana, organik olana yöneldiği bu dönemde elimizdeki bu imkan yeniden ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Kimya sektöründen sağlık sektörüne, yapı malzemelerinden savunma sanayi imkanlarına kadar her noktada kullanılabilen, yaşayan, nefes alıp veren bu kaynağın farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Bu çalıştayı yapmaktaki amacımız üreticilerimizin elde ettiği katma değeri arttırmak, sektörde bu ürüne karşı oluşan farkındalığı güçlendirmek, alternatif sektörler için değerlendirilebilir kılmak
ve nihayetinde idaremizin de içinde bulunduğu kamu kuruluşları için bir yol haritası belirlemektir.